Merhaba dostlar, sürprizli bir yerdeyiz. Biliyorsunuz böyle Emel'in sürprizleri oluyor sizlere. Neredeyiz? 50 yıllık daha önce de çekimini yapmıştık. Çevre Tiyatrosu'nda yanımızda Nuri abi var. Nuri Zengin. Şimdi efendim bugün niye buradayız? Bir vefat anma yapacağız. Saygı duruşunda bulunacağız. Ben kısaca şöyle geçeceğim ve konuşacağız. İşte 61 yaşında aramızdan ayrılan sevgili hem lise sıradaşımız hem sanat duayeni Ülkü abi, Ülkü Ayvaz'ı anacağız yarın çünkü onun 23 Nisan ve vefat yıl dönümü. Hayatı boyunca şöyle yanlış gitmeyeyim, oradan devam edeyim. 36 oyun yazdı, 40'a yakın oyun yazdı. TRT için çocuklarla ve gençlerle söyleşi yaptı. İşlerin gitmesine engel olan kim? 1983'te Akademi Kitap Ödülü, 85'te Gri Oğullar, 91 Olaylar ve Kahramanlar, 86'da Duvardan Gelen Sesler. Bunların dışında oyunları İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve yurt dışında Makedonya'da gösterildi. Rusya'da gösterildi, Almanya'da gösterildi. Türk Eczacı Odalar Birliği'nin sanat danışmanlığını yaptı. Vali-i Vilayet-i Hademe-i Devlet 1987 yazdığı oyunlar. Troya'yı özlüyorken 93, Nihavet Longa 93. Biz kendisini tabii 1974'te o Gogol'un muhteşem Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunundaki en iyi erkek oyuncu henüz lise yıllarında. Evet, lise, ikimizin de lise. Ortak lisesi efendim. Böyle bir paylaştığımız var. Davutpaşa Lisesi. Oraya döneceğiz. Tekrar 1976'da Cimri ile neydi? Harpagon rolüyle. Harpagon rolüyle. Evet. Lisede bitmiyor. Adalet Ağaoğlu'nun daha lisedeyken evcilik oyununu ardından Koca Mustafa Paşa Halk Evi'nde 72. Koğuş, Kadıköy Halk Evi'nde Bataklıgöl böyle gidiyor. Sonra liseden sınıf arkadaşı ve buradan Aydın'a selam gönderiyoruz. Haluk Sadi Esen'le. Onun müziklerini yaptığı Töbder'de, Aksaray'da burada evet. Oyun sahneliyorlar. Müzikleri neydi? Brecht'in Kurallı Kural Dışı oyunu. Evet. O oyunu sergilendikten sonra o topluluk kapanıyor. Evet. Sebep oluyor yani süreç geri yıllar itibariyle. Arkasından da İTÜ'de ve ODTÜ şenliğinde ödül alıyor. Çok büyük bir sanatçıydı. Bir Delinin Hatıra Defteri için performansı. Yani şu anda gündemde olan Genco Erkal gibiydi diye böyle bir şey söyleyelim. Şimdi efendim ben şimdi çocuk 23 Nisan yarın şöyle gördüğünüz gibi en büyüğümüz, sevdiğimiz atamız diyerek gidiyoruz. Ve o kadar dolu dolu ki Nuri Zengin bize Hasan Zengin'in emaneti Çevre Tiyatrosu ile ilgili yazmıştık. Şimdi efendim Haluk abiyle konuştuğumda sabahleyin dedi ki bana, evvel biz 74'te geldik buraya Çevre Tiyatrosu'nda. O zaman gönüllü işte Altan Erbulak burada. Zühtü. Yüzsüz Zühtü'yle oynanıyor. Bir sahne kiralamak istemişler. O da demiş ki Altan Erbulak, ya bu işte protokol gereği ben başkasına devredemiyorum ama siz çok iyi yoldasınız. Ama demiş işte biz nasıl yapacağız falan deyince Ülkü abi Altan Erbulak demiş ki ya bu çok önemli, meşakkatli ve önemli bir iş. Buranın seyircisi de başka bir seyircidir. Ama siz doğru yoldasınız, bu yolda ilerleyin. Eğer buraya gelen seyirci oyunu beğenmezse biz 100 liraysa 50 lirasını geri veririz deyince Ülkü abi dönmüş Haluk abiye demiş ki nasıl bir şey ya, bunlar sanatçıysa biz kuyruğu olabiliriz. Ancak diyen o güzel insan neler neler yaptı ve siz babanız sağken burada birliktesiniz. Sizden dinleyelim. Söz sizde şimdi tamamıyla. O kadar güzel şeyler anlatacak ki Behçet Necati ile gideceğiz. Ben kesmiyorum. Kendisine devam ettiriyorum. Hatta şöyle biraz döndürelim. Ülkü ile bizim tanışıklığımız Davutpaşa Lisesi'nden başlıyor. Ülkü benden yanlış biliyorsam 2 yaş kadar büyük. Evet. O yıllarda işte aynı okuduğumuz yıllarda okulun duvar gazetesine ben bir yazı yazmıştım. Yazının içeriğini çok hatırlamıyorum açıkçası. Bir gün okul çıkışında Ülkü arkamdan geldi. Nuri Zengin sen misin dedi. Evet dedim. Yazını okudum. Çok cesurca bir yazı olmuş dedi. Çok güzel. Ama çok dobraydı Ülkü abi yani. Evet, dobraydı. Yani çok cesurca bir yazı olmuş dedi. İlk şeyimiz öyle. Ben Ülkü'yü de bir şeyden biliyordum ne derler. Tiyatro okulundaki çalışmalarından zaten biliyordum. İlk tanışıklığımız öyle oldu. O zaman dedim Davutpaşa Lisesi kültür sanat konularında çok başarılı bir liseydi. Orada aynı zamanda okulumuzun güzel de bir
orkestrası vardı bu lise arası müzik yarışmalarına katılan. Tarihi piyanoyla. Evet. Şeyin dışında ne derler? Orkestra vardı. Evet, bateri falan vardı. Işte evet. Bizim arkadaşlarım da çaldı. Ama her ikisi de yani grupta tiyatro grubunda da az evvel siz andınız Harpagon rolüyle İzmir'deki Harpagon rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Yine bir derin hatıra defteriyle çok başarılıydı. Şimdi, ilginç bir tesadüf Harpagon rolünde şimdi şu anda yani pandemi dolayısıyla biraz ara verildi ama Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nda evet. Cimri oynuyor ve Serkan evet. Keskin'de olağanüstü ya. Bir Harpagon oynuyor. Yani izleyeceğiz inşallah. İnşallah evet. Gence Erkal'ın kendi sonra Ülkü'yle bir derin hatıra defterini oynamasına paralellik oluşturduğu da bir şekilde yani Harpagon rolü. Daha sonraki yıllarda işte az evvel yine adını andığımız bu Brecht'in Kurallı Kural Dışı oyunu Aksaray'da Töbler'de oynandı. Daha sonra işte Halk Evi dönemi var Ülkü'nün ama biz o sıralar çok Siz başka işlerle meşgulsünüz. Süreç de karışık bir süreç dönem. 70'li yılları yani 70'li çok karışık yıllar arkadaşlar. Bir dönem. Daha sonra işte biz 1975 yılında Halk Evi'ne geçtiğimizde Ülkü'ler ayrılmışlardı oradan. Daha sonra ben işim gereği Adapazarı'na gittim. Evlendik, çoluk çocuğa karıştık. İlişkimiz o aralar bir koptu. Son görüşmemizde uzun yıllar sonra ölümünden yaklaşık 2 hafta önce 6-7 Nisan tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bir Behçet Necategil sempozyumu organize etmişti. O sempozyumun konuşmacılarından biri de Ülkü'ydü. Ülkü Behçet Necategil'in radyo oyunları üzerine muhteşem bir sunum yaptı. O aralarda hep konuştuk. İşte oturum aralarında Ülkü'yle sürekli sohbet ettik, hasret giderdik. İşte o sempozyumdan sonraki hafta içerisinde bir operasyon geçirecekti, ameliyat olacaktı. Ne yazık ki o ameliyat, onun girdiği ameliyat başlangıçta her şey iyi gitmiş ama daha sonra emboli oluşmuş. Ve o emboli de Ülkü'nün ölümüne neden olmuş. O son görüşüm oldu ölümünden önce, işte yaklaşık 2 hafta önce daha sonra. İşte tabii Ataköy'de cenazesine katıldık. Çevre Tiyatrosu ile Ülkü'nün yollarının kesiştiği bir dönemde var. Ve babanızla bir tabii. Hikayesi var, onu da anlatalım. Yani o işte yazısı. Şeylere işte babamla ilişkileri iyiydi Ülkü'nün. Babam abimle de ilişkileri iyiydi. Yani bizim ailede hem babamla hem abimle hem benle arkadaş Ülkü. Ama lafınızı veriyorum yani Nuri abi. Babanız da muhteşem bir insan. Yani sanata işte o yazıyı da okudunuz. Yani Cumhuriyet Gazetesi'ni evet. Ki Ülkü abi de yazmış söyleşi. Oraya da gireceğiz. Oraya gireceğiz şeyi. İşte o sıralar şeyi de yazmıştı ne derler. Akademi kitabı ödülünü almıştı. Evet, almış. İşlerin yolunda gitmesine engel olan kim? Ve daha sonra Griboğullar. Onları yazmıştı. Babama da onları imzalayıp hediye etmişti. O kitaplar durur hala. İnceliği görüyorsunuz değil mi? Evet. Ya karşılıklı böyle. Ne kadar şanslıyız yani bu çevrede bu insanlarla birlikte olduğunuz. Buyurun. O sırada galiba Grup Havan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Weyroş'un Ölüm Dansı oyununu oynayacaklardı. Gene yanlış hatırlamıyorsam. Yok siz yanlış hatırlamazsınız hafıza başlarım. Sağ olun teşekkür ederim. Onu bu salonda prova ettiler. Sağda sonunda oynadılar. Provalara da Kamuran Şipal provaların hemen hemen tamamına geldi. Kamuran Şipal'den çok yakın bir dostlukları da vardı. İkizar Behçet Necatigil'de de öyle. İşte nereden aklımda kalmıyorsa benimle ilgili biraz gerçi onu da unutmadığım bir şey olduğu için altını çizmeyi hatırlamak lütfen, istiyorum. Lütfen. Çok kıymetli. İyi bir Kafka okuru olduğumu söylemiş Ülkü aklımda kalmış şey Kamuran Şipal'e. Kamuran Bey de o sıralar Kafka çevirilerini yapıyordu. Cem Yayınları'ndan yayınlanıyordu. İkinci görüşmemizde sağ olsun Kamuran Şipal de bana iki çevresini Kafka'nın biri davaydı, diğeri de yanlış taşları düğün hazırlıkları. Onları imzalayıp getirmişti. Onlar da hala şu anda kızımın kitaplığında duruyor. Burada oynadılar bu Veroşlar. Daha sonra 89'da Ülkü Cumhuriyet Gazetesi'nin dergisinde, pazar ilavesinde tiyatronun uyuyan güzeli Koca Mustafa Paşa yazılı şahane bir yazı yazdı. Başlıklı. Yani tiyatronun uyuyan güzeli Koca Mustafa Paşa ki o zaman işte Koca Mustafa Paşa ki tiyatro salonlarını hatta sinema salonlarını işte kültürel zenginliğini, yazlık sinemalarını hepsini anlayan çok güzel bir yazıydı.
yazının işte sonunda da şey de vardı. Bir de ayrıca babamla söyleşisi vardı. İşte o söyleşiyi de sosyal medyada ben onları paylaşmıştım. Hatta paylaştığım zaman Ülkü henüz fark etmemişti. Bana mesaj gönderip demişti. Ya benim röportajlarım var, onları paylaşacağım demişti. Ya Ülkü sen geç kaldın, ben paylaştım demişti. Ya bakar mısınız? Böyle, böyle bir şeyimiz ya, vardı. Lafını bölüyorum Nuri abi ama görüyor musunuz? Yarışılan şey, ya sen ne giymişsin veya nereye gittin, tatilde ne giydin değil. Yani kültür paylaşılıyor. Ya böyle bir şey. Yani şu anda bu mahallenin zengindeyiz. Buyurun devam evet. edelim. Bir başka şey de bu. Buyurun buyurun. Babamın ölümünden sonra bir tiyatro ödülü koysak babamın adına gibi bir şeyimiz vardı. Orada Ülkü'nün çok güzel bir önerisi olmuş abime. Abimle o zaman şey yapmıştık, paylaşmıştık. Ülkü yani bu tiyatro ödüllerinde hep başrol oyuncularına ödül verilir. Onlar hep göz önünde olur ama yardımcı karakterler vardır. Bir de küçük de olsa rolü o oyunu zenginleştiren şeyler vardır. Ona yönelik bir tiyatro ödülü oluştursak, hatta adını da sahneye rengini verenler koysak diye bir önerisi olmuştu. Çok değerli, çok güzel bir öneriydi. Belki bu vesileyle hatırlanır ve birilerine şey olur. İnşallah. Böyle bir umarız. Şey olur. O gerçekleşmedi bizim açımızdan. Koşullar uygun olmadığı için gerçekleşemedi ama o öneri aklımızın bir köşesinde hep kaldı. İşte bu vesileyle de bir gündeme getirip Türkiye'nin önüne koyalım istedim bu vesileyle. Çok teşekkür ediyorum. Süremiz doluyor ama evet. Biz çok tatlı sohbetti. Birikimi çok, o kadar dolu ki paylaşacağız bunları. Hem buraya Çevre Tiyatrosu'nu 50. yılında evet. Bu sene 50. yılı yazmıştık bunu. Hep onu anacağız. Biz aslında ben 23 Nisan dolayısıyla hem çocukluğumu yaşıyorum şu anda. Burada ilave sandalyelerin konduğu dolu dolu artık yazdık bunları. Oradan takip ederseniz tekrar tekrar o nice rahmetlileri anarak başta Hasan Zengin olmak üzere babamı da bize bu değerleri kazandıranları daima sanat diyen baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve lise yıllarında bize işte çok önemli bir coğrafya öğretmeni, ki ne coğrafya öğretmenleri var diyorsunuz, Güler Fazi Hanım'ı evet. Ülkü abinin elinden tuttuğu için ki kendisini sahnede ağırladı. Benim tiyatro arkadaşım, sevgili dublajda çok önemlidir, Sait Seçkin, ablası Hatice Hanım sizin evet. arkadaşınız. Hep böyle müşterek efendim. Bizi tiyatroyu Antioçya'da, evet. tiyatroyu nedir dediten Aydoğan Temel abimiz. Hepsi Davutpaşalı'dır ve Davutpaşa da doğru abimizde son söz sizde. Yani Ülkü bağlamında konuşuyoruz. Ülkü gerçekten çok değerli bir kültür insanıydı. Yani hem yazdığı oyunlarla, hem oyunculuğuyla, hem hikayeleriyle, radyo oyunlarıyla çok yönlü ve çok başarılı bir kültür ve sanat insanıydı Ülkü. Sadece bizim olduğu için önemli değildi. Yani Türkiye'nin neresinde bu işleri yapıyor olsaydı yine de çok önemli bir insan olacaktı. Bizim şansımız aynı dönemlerde yollarımızın bir şekilde Davutpaşa Lisesi'nde, Koca Mustafa Paşa'da hayatımızın farklı farklı dönemlerinde belli yerlerde kesişmiş evet. olmasıydı. Evet. Yani Ülkü'yü tanımış olmak bizim için bir mutluluktu, bir şanstı. Kendisini özlemle, sevgiyle hatırlıyoruz, anıyoruz, saygıyla sağ olun, anıyoruz. Sağ olun, sağ olun. 23 Nisan için bir şey söylüyor musunuz? 23 Kapıyoruz. Nisan. 23 Nisan Atatürk'ün Türkiye'nin kurtuluşu yolunda verdiği en önemli aşamalardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun yıl dönümüdür. Ve bu bir anlamda Cumhuriyet'in çocukluğu sayılabilir 23 Nisan'ın Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu ve bunun için Türkiye Cumhuriyeti büyüdü. Fakat o günün anlamı çocuklara hediye edilmesiyle hep genç, hep taze kaldı. Bunu söyleyebilirim. Ve Büyük Atatürk'e sonsuz minnetimizi söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hasan Zengin ve tüm Zengin ailesine de, Çevre Tiyatrosu'na, bugün yaşatan Işıl Kasapoğlu ve ekibine de evet. Ve diğer sanatçılarımıza da saygı sevgiyle efendim. Teşekkürler, görüşmek üzere. Nuri Zengin'le söyleşilerimiz devam edecek. Hoş kalınız.